Yaşıyorum, Doğal Din Üzerine Diyaloglar. Michel Malherbe'nin fotoğrafı. Evrenin düzenini ve ahengini düşünen insanların zihinlerinde yarattığı etkiyi bir düşünün. Tasarımın kanıtı. Dünyanın akıllı bir yazarının varlığına dair inanç. Şüphecilere ve ateistlere karşı kanıtlar. Felsefe nedenleri sorgular. Şüpheci bir argüman nasıl tanıtılır ve sonuçlandırılır? Akılcı teizm. Tapılacak zeka ve bilgeliği göstererek tek bir tanrı imajını besler. İlahlığın varlığını bir inanç ve sıfatlarla yüce varlığa arz etmek, dünya ve insanlar üzerindeki niyet ve kudret. Yunanlıların günlerinde, felsefe ve çok tanrılı din, insanlığı paylaşarak uyum içinde yaşadılar, filozoflar. Toplumun yönetimini veya dini uygulamaları tehlikeye atmayan çalışmaları sürdürme özgürlüğünün tadını çıkardılar. Hristiyanlıkla birlikte birlik vardı. John Locke. İnancın yalnızca bir akıl türü ve dinin de bir felsefe dalı olduğunu açıkça öne süren ilk Hristiyan gibi görünüyor. David Hume'un becerisi, üslupla başlayarak konuyu ele almaktır. Diyaloglar karakterleri belli bir mesafeye yerleştirir. Böylece daha özgür bir takdiri teşvik eder. Eski model. Din sorununun dogmatik olmayan bir tarzda diyalog ilk sahnelenmesi olan Cicero'nun De Natura Deorum'udur. Doğal din tarihinin genel sonuçlarının başlangıcında David Hume. İnsan zihni üzerinde bir etki yaratan doğa eserlerinin tefekkürüne atfedilir, bir amacın kanıtı. İlahi anlayışta olan ve gerçek dünyanın sebebi olan ideal dünyanın kendisinin de kendi düzenlemesinin bir sebebi olmalıdır ve benzeri. Fikirler yaparken madde kendini düzene sokmaz. Sanat ve insan icadı ile analoji. Etkilerin insan işi ve evren karşılaştırılması, parçadan bütüne giden herhangi bir karşılaştırma olasılığını engelleyen orantısızlıklarını gösterir. Evren kıyaslanamaz. Nedensel çıkarımın derecesi, karşılaştırılan vakaların benzerlik derecesine tabi olmalıdır. Bu dünyanın varlığını yöneten amaç, sonsuz derecede akıllı ve bilge bir varlıkın amacıdır. Bununla birlikte, ideal bir rasyonel nedensellik varsayımı, yalnızca antropomorfik bir analoji sağlayan deneyimden türetilemez. Kesinliğin ampirizmi, Tanrı tarafından düşünülen ideal dünya, insanlar tarafından algılanan gerçek dünyanın nedenidir. Bu ideal dünya bir nihai nedendir. Ama bir neden olarak, kendisi daha yüksek bir nedenin sonucudur. Düzen, düzeni doğurur ve madde, kendi başına varlığını sürdüren bir ilke tarafından sürekli olarak yeniden düzenlenir. Doğanın nihailiği, ahlaki nihailiğin hizmetindedir. Doğa hiçbir şeyi boşuna yapmaz. Dindarlık benim asıl derdim, dinin bütün esaslarına saygı gösterme alışkanlığımdır. İnsan anlayışının zaafları düşünüldüğünde, Tanrı'nın doğası tamamen anlaşılmaz ve meçhuldür. Bu yüce ruhun özünün insanların gözündeki gizem, bu nedenler silsilesi ezelden beri var olmuştur. Her insan dinin hakikatini kendi kalbinin derinliklerinde yaşar. Din terörü yatıştırır. Din, hayatın tek büyük rahatlığı ve dayanak noktamızdır. Erkeklerin keder karşısında veya hastalık tarafından boğulmuş bağlılığı. Evrendeki düzenin nedeni ya da nedenleri muhtemelen insan zekasına uzak bir benzerlik taşımaktadır. Şüpheci bir filozof olmak, gerçek bir mümin ve gerçek bir Hristiyan olmanın ilk adımıdır.